Yaşadığımız yüzyılın ilk çeyreğine nasıl bir isim vermemiz gerektiğini gerçekten bilmiyorum. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Bizim zamanımızda savaş vardı, açlık vardı, kuyruklar vardı, kahvehaneler taranıyordu diyerek bizleri büyütenlerin artık dünyanın kendi ekseninden daha hızlı dönen güç dengelerini algılamaktan uzak, her şeyden elini ayağını çekmiş tavırlarıyla geleceği inşa edebilecek özgür ve bağımsız bireyler yetiştirmeleri çok zor görünüyor. Burada bir ötekileştirme söz konusu değil, çünkü aynı değerlendirmeleri birkaç on sene sonra bizler de maruz kalacağız. Öğrencilik yıllarımızda, yani henüz avucumuzun içerisine sığan bilgisayar kapasiteli telefonlar, internet mucizesi yokken yani, dönem ödevi hazırlarken saatlerimizi ansiklopedi ciltlerinin arasında ya bir kütüphanede ya da evimizin masasının üzerine yayılmış şekilde hazırlardık. Aynı anda birkaç kaynaktan alıntılar yaparak, sözüm ona zengin içerikli bir ödev hazırlayarak öğretmenlerimize kendimizi beğendirmeye çalışırdık. Öğrenmek bir yana dursun, öğretinin beğenisini almak eğitim hayatımızla ilgili tek kıyastı. Hani şu meşhur Paul Freire'nin bankacı eğitim sistemi dediği şey. Durum biraz daha farklılaşsa da aynı yörüngede dönmeye devam ediyor bu yaşananlar. Herkes uzman, herkes haklı, herkes her şeyi biliyor ama kimse tek doğruda uzlaşamıyor. Uzlaşamama nedeni gerçekten bilememek mi? Yoksa bilmediğinin farkında olmamak mı? Ya da bildiğini inkar etmek mi? Yakın tarihle ilgili yapmayı planladığım araştırmayla ilgili kendime bir yol haritası belirledim ve yola koyuldum. Aman tanrım, neler neler. Yaşanmış bir gerçekliği kaç farklı şekilde okuyup değerlendirme şansınız olur? 3, 4, 5, 10, 20, 50, 100. Her uzmanın farklı bir bakış açısı, farklı bir gerçeklik yansıtması var. Ancak taban tabanı zıt. Ve işin tuhafı, düşüncelerini belgelere dayandırarak anlatıyorlar. Yani belge dediğime bakmayın, gazetelerden armağan makaleler ve demiş, duymuş, söylemiş, anlatmış, görmüş tarzında anlatılar. Mış mış da müş müş. Sadece bu süreç bile ülkede tarihe meraklı sıradan insanların ne türlü zorluklarla karşı karşıya kaldıklarını, akademik araştırmaların veya tezlerin ise tam bir bilinmeze yolculuk olduğuna işaret. Hangi kaynaktan yararlanacağız, kimi takip edeceğiz, kimin yazdıklarını, kimin söylediklerini önemseyeceğiz, hangi belge gerçek, hangi imza sahte, kim şahit, aşçı kim, uşak nerede, bahçıvan nereye kaçtı? Toplumun kendisine önder olarak gördüğü veya televizyonda anlatmaya başlayınca pür dikkat kesildi isimler malum. Ancak onlar bile kendileriyle çelişebiliyor bazen. Çünkü bir profesör ya da akademisyen haftanın 5 günü farklı kanallarda farklı konular üzerine konuşunca ister istemez saçmalayabiliyor. Yani bir insan hem antropolog, hem jeolog, hem psikolog olup Moğollar hakkında uzman olduğu halde İstanbul tarihiyle ilgili otorite olabilir mi ya? Komik olan ise, konu ne olursa olsun televizyon ekranının alt kısmında yazan ünvanlar hiç değişmiyor. Profesör doktor, strateji ve dış ilişkiler uzmanı, emekli asker, gazeteci, daha gazeteci, en gazeteci. Ve başlıyorlar konuşmaya, gece 2, 3, 4 anlatıyorlar da anlatıyorlar. Eski Türk medeniyetlerindeki askeri manevraların konuşulduğu programın popüler bir televizyon dizisinin ana karakterine evrildiği bir tartışma programını izleyen nadir insanlardan biriyim sanırım. Konu Emir Timur'dan mankenden bozma oyuncuya nasıl geçti anlatsam inanmazsınız. Birkaç başlıkta ülke gündemi hep aynı maddelerin farklı kombinasyonlarıyla gözlerimizin tam karşısında duruyor. Zaman ileri giderken sorunların çözümü konusunda maalesef geri gidiyoruz. Yani durmaya bile razıyız ama geriye gidiyoruz. Ve bu pek de değişecek gibi görünmüyor. Çünkü tartışmaktan, karşısındakini aşağılamaktan, geçmişi güncelmiş gibi anlatarak yargılamaktan asla ve asla vazgeçmeyecek olan bilenler var ekranlarda. Uzmanlar aslında biraz ara verseler, biraz hem onlar dinlense, hem biz öğrendiklerimizi veya duyduklarımızı bir araştırıp içselleştirsek hiç de fena olmayacak ama onların durmaya hiç niyeti yok. Evet, gündem değişiyor ancak gündemi tartışanlar hiç değişmiyor.
ve bu medya denen elektrikli manipülasyon oyuncağını sadece zengin çocukları satın alıp oynayabiliyor.